Eskişehir'de kamulaştırılan İkizköy Merkez eski adıyla Işıkdere'deki Koca Çay'ın karşısındaki zeytin ağaçları duruyordu. 3 yıldır kesilmiyordu. Bu en son çıkan 1 Mart'taki maden yönetmeliğindeki değişikliği kullanarak şirket şu anda oradaki zeytinleri kesip kamyonlarla taşıyıp kendi yerlerine dikme için bugün geldiklerinin duyumunu aldık. Kesin net bir bilgidir. Biz de şu an oraya durdurmaya gidiyoruz. Bununla ilgili Yargıtay'a dava açtı. Avukatımız yanımızda. Yani katil bunlar. Başka bir şey diyemiyorum şu anda. Çok kızgınım. Ya, her fırsatı kaçırmıyorlar inatla. Burası sizin araziniz değil. Burası kamunun arazisi. Kamuyu yönetenler de size peşkeş çekiyorlar. O kadar. Bakın arkadaşlar, kaç tane devasa zeytin ağacını yok etmişler. Alana sokmuyorlar. Böyle engellemeye çalışıyorlar. Rezaleti göstermeyelim diye. Ama yok öyle bir yağma. Alın görün. Limak ve İçtaş'ın yaptığı işi görün. Kanuna aykırı bir şekilde yüzlerce yaşlık zeytin ağaçlarını mahvetmişler. Söküp atmışlar alçaklar biz gelinceye kadar. Yönetmelik ne be? Yönetmelik ne? Dağ başı mı burası? Ne kanun tanıyorsunuz, ne anayasa tanıyorsunuz? Eşkıyalar! Müdahale etme hakları yok. Siz eşkıyalar! Efendim, burası size müdahale edilmesi gerekiyor. Özel arazi değil burası. Burası kamu arazisi. Burası kamu arazisi. Bilmediğin konuda konuşma. Tamam mı? Burası özel arazi falan değil. Burası özel arazi değil. Hah? Yediriyorsunuz herkese özel arazi diye. Al. Al, ben de seni çekiyorum. Al. Al. Hah. Görevinizi yapıyorsunuz değil mi? Canla başla bu ölüm simsarlarını şey yapıyorsunuz. Koruyorsunuz. Sizin boğazınızdan da geçiyor o zeytinyağı. Çek çek. Hiç mevzu değil. Ağaç katilleri. Bakın arkadaşlar, ağaç katilleri burada işte. Kanuna aykırı uyduruktan bir tane bir gece yönetmelik yapmışlar. Buna dayanarak onlarca zeytin ağacını katletmişler. Bir tanesine daha izin vermeyeceğiz.